Kabartma unsuru eskiz kullanılan unsurlar arasında yer alır. Bir örnekle kabartma unsurunun kullanımına bakalım. Bu çizimimizde iki boyutlu bir kesit ve bir katı model yer almaktadır. Kabartma unsuru create panelinin içerisindeki emboss komutudur. Öncelikle bir profil seçilmesi istenir. Tek bir profil olduğu için bu profili Inventor otomatik olarak seçer. Daha sonra kabartmanın yüksekliği ya da derinliği buradan tanımlanır. Üç farklı seçenek vardır. Katıya malzeme ekleyen, malzeme çıkartan ve her ikisini uygulayan seçeneklerdir bunlar. Diğer kısımlara birazdan bakacağız. Buradaki düğmeyle kabartma unsurunun yüzeyine farklı bir renk verebilirsiniz. Örneğin yeşil bir renkle gösterilmesini istiyorum. Okey dediğim an burada gördüğünüz gibi kabartma unsuru kullanılan eskizle modele yansımış oldu. Şimdi kabartma unsurunun değişik durumlarına bakalım. Unsuru seçiyorum ve sağ tuş menüsünden Edit Feature ile düzenleme kısmına geliyorum. Wrap to Face denilen seçenek sizden bir yüzey seçmenizi ister ve kabartma unsurunda kullanılacak eskizi bu yüzeyin etrafına serer. Aradaki farka bakalım. Aradaki farkı bu bakış açısından anlamak daha rahattır. Geri aldığımda dikkat ederseniz yüzeyin etrafına yayıl seçeneği seçilmeden tam dik bir birleşme gerçekleşir. Ama diğerinde buradaki birleşmenin daha farklı olduğunu göreceksiniz. Kabartma unsurunda yazılar da kullanılabilir. Bu düzlemi seçiyorum ve yeni bir eskiz tanımlayacağımı söylüyorum. Yazı unsuru için Draw panelinin altındaki text komutu kullanılabilir. Yazının yeri gösterilir ve bir diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda yazının yazıldığı alan mevcuttur ve buradaki bölümler de yazının özelliklerini tanımlar. Okey dediğimde yazı eskize yerleştirilmiş olur. Eskizden çıkıp emboss komutuna yeniden girdiğimde benden yazı seçmem ya da eskiz seçmem istenir. Yazıyı işaretledik. Derinliği belirttik. Bu sefer bir çıkartma işlemi yapalım. Okey ile devam edersem eğer, dikkat ederseniz benim tanımladığım yazıyla bir kabartma unsuru yaratılmış oldu.